Hacım çok çeyrek. Siz de çok. Tam şeyin ağzından işte. Can arkadaşa boğazın girişinde. Alınan bilgiye göre Enes Reis isimli balıkçı teknesi Çanakkale Boğazı girişinde bulunan Tavşan Adası açıklarında dün gece geç saatlerde ağ bıraktı. Sabaha karşı ağları toplayan personel büyük bir cisim fark etti. Ağlarla teknenin içine çekilen malzemenin yaklaşık 2 metrelik bir pervane olduğunu gören personel tekneleriyle Çanakkale'ye dönüp Eceabat iskelesine yanaştı. Teknenin çalışanlarından Erdal Karasu yaptığı açıklamada pervaneye sabaha karşı ağ topladıkları sırada ulaştıklarını söyledi. Sabaha karşı ağlarımıza takıldı. Bayağı bir uğraştırdı bizi. Ağlarımızı parçaladı falan. Balımızı kaybettik. Sağlık olsun. Bizim içinde motor olduğunu bilmiyorduk. Balık olduğunu zannediyorduk. Bayağı bir uğraştırdı bizi. Su geliyor. Baktık motor. Evet. Bir uçak motoru belli yani. Uçak motoru. Eski uçak motoru. Pervanenin ağlara zarar verdiğini belirten Karasu, biz ağların içinde pervane olduğunu bilmiyorduk. Büyük bir balık zannettik. Güverteye aldığımızda bu pervane ile karşılaştık. Bunu görünce şaşırdık doğrusu dedi. Ağımıza takılmış. Çektik. Biz balık zannediyorduk. Evet, sonuçta işte güverteye alırken kapıdan bu geldi. Savaşlardan kalma bir uçak pervanesi olduğu düşünülen malzeme incelenmek üzere Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na götürüldü. Uçak pervanesinin hangi yılda kullanılmış olduğunun tespiti için temizleneceği ve uzman ekip tarafından rapor hazırlanacağı öğrenildi. Siz de çok. Tam şeyin ağzından işte. Arkadaşa boğazın girişinde. Vallahi işte ağlarımıza takıldı, ağlarımızı parçaladı, bayağı bir zarar verdi. Uğraştırdı bizi 100 saat. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Mithat Atabay, Çanakkale Savaşları'nın ardından 1. Dünya Savaşı sırasında sürdürülen hava harekatında bölgede bazı uçakların düştüğünü söyledi. Atabay söz konusu pervanenin de 1917 yılında düşen uçaklardan birine ait olabileceğini, bunun incelemeler sonucu ortaya çıkacağını kaydetti.